Anketler Tayyip Erdoğan liderliğinde AKP yönetimini mutlu etmiyor. Rahatsızlığın nedeni de MHP tabanıyla AKP'deki kararsızlar ve hayırcılar. Referandumda hayırcıları en azından boykot seçeneğine yönlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet hedefi HDP'den kopan seçmene yöneltti. Bu amaçla AKP iki operasyonu birden yürütüyor. Öncelik HDP'den kopan ve oyunun rengi hayır olan seçmeni boykota yöneltmek. Bu operasyon istihbarat üzerinden yapılıyor. İkinci operasyonda kamuoyu önünde sergileniyor. Operasyonun başrol oyuncuları da Ahmet Türk ve Devlet Bahçeli. Bu ülkede artık ortak aklın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir diye düşünüyorum. AKP yönetimi Bahçeli'yi geniş görüşlü ve devlet aklı olan bir lider olarak lanse etmeye çalışıyor. Zira Bahçeli'nin 74 yaşındaki Ahmet Türk rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı sözleri de bu operasyonun bir parçası. PKK'nın Güneydoğu'daki partisi DBP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından önce görevden alınmış, sonra da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bahçeli'nin açıklamalarından sonra adli tıbbın aksi raporuna rağmen Ahmet Türk tahliye edildi. Kamuoyu önünde Bahçeli'ye teşekkür etti ve bir pas daha attı. Sayın Bahçeli vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Yani gerçekten de teşekkür etmek istiyorum kendilerine yani imkan bulursam tabii kendisini de ziyaret edeceğim. Bahçeli de Türk'ten aldığı pası karşılıksız bırakmadı. Randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim dedi. Şimdi gözler Bahçeli-Türk buluşmasında ikilinin bir görüşme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Bu arada CHP'li Deniz Baykal'ın da Ahmet Türk'le görüşebileceği belirtiliyor.